Radyasyon seviyesi 4. reaktör civarında patlamadan 30 yıl sonra bile hala yüksek. Santralın yıkım çalışmalarında 7.000 bin işçi görev yapıyor. İşçi sayısı radyasyona maruz kalınan sürenin daha az tutulması için bu kadar yüksek. Radyasyon güvenliği kurallarına uyarsanız hiçbir sorun yok. Buradaki radyasyon oranı Kiev'dekinden sadece biraz daha yüksek. 26 Nisan 1986'da bir deneme sırasında meydana gelen buhar patlaması dördüncü reaktörün çatısını uçurdu. Aşırı derecede ısınmış grafit reaktörün üzerine yağdı. Radyoaktif parçacıklar havaya yayıldı. Çıkan yangına ilk müdahaleyi yapan ve kısa süre içinde radyasyon zehirlenmesinden ölen 28 itfaiyeci kahraman olarak anılıyor. Her yıl itfaiyeciler için anma töreni düzenleniyor. Hala çok sayıda insanımız ölüyor. Ülkemiz için çok büyük bir acı, dev bir yara. Reaktörün üzerine acilen örtmek için dökülen beton, 30 yıl sonra etkisini yitirdiği için kazanın 30. yıl dönümünün ayrı bir önemi var. Bu dev kapak, reaktörün üzerindeki koruyucu beton kaplamanın yerini alacak. Yapımı 6 yıl süren ve 2 milyar dolara mal olan kapak, önümüzdeki yıl rayların üzerinde yürütülerek reaktörün üstüne yerleştirilecek. Reaktörün üstüne yerleştirilecek. Kapak hem radyasyona karşı kalkan olacak hem de eski radyoaktif yapıların yıkılmasını kolaylaştıracak. Önce reaktörün üzerindeki beton yapı yıkılacak. Bu çalışmalar sayesinde 100 yıl sonra burası yemyeşil olacak. Ancak bu bölgede on binlerce yıl yaşanamayacak. Kimilerine göre 2600 kilometre karelik yasak bölge boşa giden bir kaynak. Çevre danışmanı Roman Zinchenko bölgenin yeşil enerji alanına dönüştürülmesini istiyor. This is the site where those... Bu alanda hem insanlar hem de doğa yaralarını sarıyor. Bu alanın yeniden canlandırılmasından sadece Ukrayna değil, tüm insanlık önemli bir ders çıkarabilir. Çernobil, 2011'den beri turistlere açık. Bölgede Rus ağaç kakanı adı verilen ve o zamanlar Sovyet Birliği'ne ait olan Kiev'i saldırıdan korumak amacıyla kurulan dev radar sistemi de var. Çernobil civarındaki yasak bölgede terk edilmiş kentler, hayalet kasabalar var. 1986'da adeta donup kalan zaman soğuk savaş döneminden kareler yansıtıyor. Bazıları 30 yılda dünyanın çok değiştiğini, Çernobil için yeni bir gelecek arayışı içine girilmesi gerektiğini savunuyor. Emre Elçi, Amerika'nın Sesi, Washington.